Bugün Dünya Çocuk Oyun Oynama Günü. Yani daha doğrusu çocuk da değil de Dünya Oyun Oynama Günü. Çünkü oyun oynamanın büyüğü küçüğü yoktur. Çok sevdiğiniz bir oyunla başlayacağız. Eski Minder Oyunu. Bu Eski oyun minder. için illaki bir çember etrafında dönmemize gerek yok. Hayali olarak herkes birbirinin elini tutuyormuş gibi düşünsün. Eski Minder oyununun şarkısını söyleyeceğiz. İçinizde bilmeyen var Ben. Ben. Aa, Eski Minder. Ben. O zaman hatırlayalım bilenlerle birlikte. Siz bu oyunu biliyorsunuz. Ben söyleyince hepiniz hatırlayacaksınız eminim ki. Hani bir şarkısı vardı. Eski Minder yüzünü göster. Göstermezsen bir şey Zaman. söyle. Evet Güzellik mi, benim. çirkinlik mi, havuz başında heykellik mi? Bir, iki, üç. Eski Eski minder yüzünü minder göstermezsen bir şey söyle. Güzellik mi, çirkinlik mi, havuz başında heykellik mi? yüzünü Yansın, ben söylüyorum ilk olarak güzellik. Herkes bir güzel olsun bakayım bir. Herkes bir güzel poz versin. Herkes bir güzel poz versin. Bakayım en güzel kim seçeceğim. Dedi şu an ses açıldı. Evet, Meteciğim kameranı biraz aşağı indirir misin? Göremiyorum seni. Bakayım 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 bakayım. En güzel kimi seçelim Naşit öğretmenim? Benim hepsi birbirinden güzel, bilemedim ki. Ertuğrul, yanındaki arkadaşımızı bir tanıyalım önce, ismini bilelim. Merhaba, ben Kıvanç. Kıvanç, hoş geldin. Ben Hoş Ertuğrul'u bulduk. Kıvanç'ı seçmek istiyorum ya bu oyunda. Güzel oldu, evet. Devam ediyoruz. Bakalım bu sefer ne gelecek? Eski minder yüzünü Göstermezsen bir göstermezsen şey şey söyle. söyle. Güzellik mi? Güvenlik mi? Çirkinlik mi? Yoksa Havuz başında havuz başında heykellik mi? Aşağı bir ne olsun? Güzel ya da çirkin mi seçeceğiz? Güzellik, Heykel. çirkinlik, heykellik Heykel. olmak var bir de. Bir çirkini merak ediyorum. Hiç Çirkin göremediğimiz olun hadi için. bakalım. Hadi bir çirkin Çirkin olun. olun. Ben zaten öyleyim. Hayır, hayır, hadi. Bu kız yanında uzun süre kalamıyorum. Bu da var, kınıldayan yanıyor zaten. Emir'i Evet, şu an seçin. Furkan'la Emir'e yükseliyorum. Çok çirkin olmadılar mı ya? Evet, Furkan ve Emir diyelim. Bayağı güzeldi, bravo. Evet, o zaman hadi bir daha. Eski minder göstermezsen O zaman heykellik kaldı. Heykellik olsun. Çirkin. Bunda kınıldayan direkt yanıyor. Najdur ona göre. Kınıldayan direkt yanıyor. Heykel. Heykel oluyoruz. Hadi bakalım. Mete heykel ol. Hiçbir kımıldamıyor ya. Erkin azıcık kımıldadı gibi oldu. Elif biraz Batuhan tutuyor gibi. sabit. Ecem Naz da sabit. Batuhan, Ecem Naz ve Hatice'yi seçelim mi bunda da? Evet, Batuhan, Ecem Naz ve Hatice geldi bunda da. Bir daha oynuyoruz. Evet. Bu oyunu hallettik. Sırada güzel bir oyunumuz daha var. Şimdi bunu sırayla oynayacağız. Ben ekranımda gördüğüm isimlere göre hemen söyleyeceğim. Söylediğim isim cevabını verecek. Oyunumuzu siz aslında biliyorsunuz. Sınıfta oynadığımız bir oyun. Oyun şu. Son harften kelime bulma oyunu. Ecem Naz, Edirne. Ekmek. Güzel, Eli Şimşek. Ekmek dedi Ecem Naz. Ben bir tane buldum. Efendim? K harfiyle Elif'cim hemen. Kale. Kale. Güzel. Evet. Furkan sen deyiz. Kale dedi. Eskişehir. Eskişehir dedi Yaren. Resim. Resim dedi Elif Tutkun. Minare. Minare. Hatice. Minare dedi. Renk. Renk. Renk güzel. Emir. Renk dedi. İyi de öğrenim. Hadi hızlı. Narin. Duymuyoruz sesini. Emir sesin gelmiyor. Yazabilir ya hızlıca. Evet hızlı ne Hatice, yaz? renk. Mete sen söyle renk dedi. Efendim? Limon demiş. Ay vallahi duyamıyorum. Bir daha söyler misin Mete? Kestane dedi Mete. Evet Mete'den kestane cevabını aldık telefondan. Emir ne demiş? Katrilyon demiş. Katrilyon demiş. Emir niye sesini duyamadığınıza dair bir fikrim yok maalesef ki şu an. Evet katrilyondan devam Herkes. ediyoruz o zaman. Katrilyon ben devam ediyorum.
Ne. Bulamadım. Nohut. Ertunç Nohut. Tunç. Tunç. Kıvanç. Çamur. Çamur. Batuhan. Öğretmen. Evet, kuvvet. Ve herkes bir kendini alkışlasın bakalım bir. Tabii ki arkadaşlarım da süperdiniz. Evet. İkinci oyunumuzda böylece halletmiş olduk. Süperdi. Çok keyifliydi gerçekten. Evet, şimdi gelelim üçüncü oyunumuza. Hazır mısınız? Evet. Giderek birazcık daha eğlenceli hale geliyoruz. Bu oyunu drama dersimize katılanlar biliyor. Katılmayanlar için de yeniden anlatıyorum. Oyunumuzun ismi Duygulu Kelimeler. Burada öğretmenimiz bize bir kelime veriyor. Bilmeyenler için söyleyelim. Mesela diyorum ki ben kalem. Sonra size bazı duygu durumları veriyorum. Mesela diyorum ki ağlayan kalem. O zaman siz bana bu kelimeyi şu şekilde söylüyorsun. Kalem diye böyle mesela ağlayarak söylüyorsunuz. Eğer ben mutlu kalem dersem kalem diye mutlu bir şekilde söylüyorsunuz. Ya da heyecanlı diyebilirim mesela. Kalem diyebiliyorsunuz, tamam mı? Bu şekilde oynayacağız. Yine ben isim söyleyeceğim. İsmini söylediğim kişi kelimesini canlandıracak. Emir istersen eğer sen de telefondan bağlanabilirsin bundan. Evet. O zaman Elif Tutkun seninle başlayalım mı? Olur öğretmenim. Hazır mısın? Hazırım. O zaman kelimen geliyor. Ne olsun kelimen? Kelimen defter. Defter tamam. Duygu? Duygu durumunu veriyorum. Korkan defter. Çok güzeldi. Evet harika. Evet ya, devam ediyoruz. O zaman duygu durumu mutlu. Ben mi öğretmenim? Evet. İkişer yapacağız duyguları. İki duygu vereceğim. Mutlu. Defter değil mi kelime? Evet defter. Defter! Süper harikaydı. Ecem'den sana geçiyorum. Kelimen telefon, tamam mı? Şaşırmış bir telefon. Telefon, güzel. Evet, o zaman sıradaki duygun sinirli bir telefon olsun. Telefon! Güzel, aferin Ecem'den. Evet, Kıvanç anladın bence, gördün örneklerinde. Sana geçiyoruz. Kıvanç, senin kelimen ne olsun biliyor musun? Şeker olsun. Şeker. Evet, bu şeker birazcık mutlu bir şeker. Şeker. Şeker, güzel, harika. O zaman yeni duygu durumun şöyle olsun, sinirli bir şeker. Şeker. Güzel, aferin, harikaydı. Evet, Ertuğ, sana geliyoruz. Kelimen kağıt, tamam mı? Tamam. Heyecanlı bir kağıt. Kağıt. Kağıt, güzel. O zaman mutlu bir kağıt. Kağıt. Güzel, harika. Batuhan, sendeyiz, hazır mısın? Hı hı. O zaman kelimen buzdolabı. Ve inatçı bir buzdolabı olsun bu ya. Buzdolabı. Güzel. O zaman nasıl bir buzdolabı olsun? Ayşe öğretmenim bir duygu durumu ver hadi. Soğuk. Evet, soğuk. Soğuk bir buzdolabı. Buzdolabı. Bayağı bir şey dedim şu an. Biz ona güzeldi. Evet. O zaman Najde öğretmenimize gelsin sıra. Najde öğretmenim, evet. Kelimen madem çok ilgili olduğun bir alan, robot olsun kelimen. Robot. Evet, robot. Peki. Korkmuş bir robot. Ben bu konularda çok şey değilim ama. Sana güveniyoruz. Robot. Güzel. Şaşkın bir robot. Robot. Güzel, harikaydı, bravo. Evet, Hatice sendeyiz, hazır mısın? Evet. O zaman kelimen ne olsun Hatice? Bakıyorum. Tablo. Kelimen çanta. Çanta. Çanta, tamam mı? Ve duygu durumun mutlu çanta. Çanta. Evet bayağı çanta diye gördük. O zaman hemen aksi bir durum vereceğim sana. Üzgün çanta. Kıyamam, tamam üşünme. Elif Şimşek sendeyiz, hazır mısın? Elif sesin biraz yüksek çıksın, olur mu? Mesafeden dolayı az geliyor çünkü bize, tamam mı? Kelimen Elif, kelimen... bakıyorum şöyle. Kelimen oyuncak. Tamam mı? Ve duygu durumun ağlayan oyuncak. Evet Elif'ciğim, oyuncak. Ağlayan oyuncak. Oyuncak. Evet, güzel. O zaman son bir duygu durumu Elif'e. Şaşkın oyuncak. Oyuncak. Oyuncak, güzel. Yaren sendeyiz, hazır mısın? İnçili. Yaren, kelimen bilgisayar. İnçili. Tamam mı? Bilgisayar. Endişeliymiş, evet. Güzel bir duygu durumu fikri geldi. Endişeli bir bilgisayar. Eyvah. Kelimeyi de söylemen lazım aynı zamanda. Emir. Hiç hoş değil. Emir.
Evet Yaren'cim. Bilgisayar. Evet güzel. Yaren, sevinçli bir bilgisayar. Güzel, harika. Emir sana geldik. Hazır mısın? Evet, Emir kelimen... ne olsun Emir'in kelimesi? Bula. Bula. Masa, masa. Aa, yok, aynen masa. Şuradan kısayım. Evet. Bir yerden yankı yapıyor ama neyden. Evet, Emir'cim kelimen dolap, tamam mı? Ve nasıl bir dolap biliyor musun? Mutlu bir dolap. Milli dolap. Heyecanlı bir dolap. Güzel de harika, evet. Süper. Mete'cim hazır mısın? Sana geldik. Evet, öğretmenim hazırım. Evet, Mete'nin kelimesi ne olsun? Ekran. Tablo. Tablo. Tablo dediler Mete. Kelimen tablo, tamam mı? Şaşkın tablo. Kıskanç. İkinci de vereyim onu. Tablo, güzel. Kıskanç tablo. Biraz böyle bir kıskan, sanki böyle senden daha güzel bir tablo görmüşsün gibi söyle. Tablo. Tablo falan gibi hani. Güzel, evet. Kim kaldı? Furkan. Furkan, sendeyiz. Furkan, kelimen masa. Kelimen masa ve üzgün bir masa. Üzülmüş, kalbini kırmışlar. Evet, üzünlü bir masa yap bize. Masa. Masa, evet. Akıllı masa, akıllı. Akıllı. Akıllı masaymış Furkan. Dene bakalım bir akıllı masa. Enak yeri tutun da önemli. Siz söyleyin öğretmenim. Tamam ben söyleyeyim yeri tutun söylemesi. Evet o zaman söylüyorum. Endişeli bir masa. Masa. Ya böyle korkmuş gibi ama bir yandan da böyle ne yapacağını bilmiyor. Masa. Güzel. Tamam bu oyunumuzu da burada bitirmiş olduk. Herkes kendini alkışlasın. Canlandırma oyunu oynayacağız. Evet, dramada yapmıştık aynen. Hani böyle kağıtlar çekmiştiniz, o kağıttan gelen şeyi canlandırmıştınız. Hatırlıyor musunuz? Aynen, evet. Çok güzeldi. Hatırlayanlar aynen. Var, hatırlamayanlar için de biz hatırlatalım. Ben kağıtlara bazı şeyler yazmıştım. İşte meyve vermiş bir ağaç ol gibi. Ya da işte arkadaşını beklemekten çok sıkılmış biri ol gibi. İşte zıplayan bir tavşan ol gibi. Bunun gibi şeyler. Şimdi kağıda yazmadım, rastgele kendim söyleyeceğim. Ayağa kalkmak, istediğiniz gibi canlandırmak serbest. Şu an bu hakka sahibiz. Ortamımız geniş. Kiminle başlayalım? Hatice, seninle başlayalım mı? Olur. Olur, süper. Hatice, geliyor canlandırmanı istediğim durum. Hazır mısın? Hatice, şimdi sen yeni bir oyuncak almışsın, tamam mı? Ama bir türlü nereye koyduğunu bulamıyorsun. O arayış telaşını bize bir canlandırır mısın? Bunu Batan'la yapalım. Batan! Yeni bir oyuncak almışsınız, tamam mı? Sen onu böyle kimse görmesin diye bir yere saklamışsın ama sakladığın yeri bir türlü hatırlamıyorsun ve şu an oyuncağını arayan bir çocuksun. Hadi bakalım bize canlandır. Başla. Nerede bu oyuncağını ne almıştım? Nereye koydum ki? Daha da bir telaşlan. Of, yeni alacağım oyuncağım nerede ya? Oyun oynamak için arıyorum, bulamıyorum ya. Nereye koydum ki? Süper, harikaydı değil mi? Evet, çok güzel. Gözüküyor tatlım, gözüküyor. Sıkıntı yok Mete'cim, görüyoruz biz seni. Evet, biliyorum. Evet, o zaman Kıvanç denemek ister misin? Kıvanç, sen bir arkadaşınla, mesela Ertuğrul'la buluşacakmışsın, tamam mı? Ama Ertuğrul tam böyle son dakika seni arayıp gelemeyeceğini söylüyor. Gitar kursuna gidecekmiş çünkü, öyle diyor, tamam mı sana? O telefondaki, o son böyle buluşamayacağınızı öğrendiğin anı bana canlandırmanı istiyorum. O an ne hissedersen artık umursamazsan eğer bunu umursamaz yap. Bunu bu duruma kızarsan kızgın olabilirsin. O an sana ne hissettirirse onu canlandırmanı istiyorum, tamam mı? Hatta Ertunç da hazır yanındayken Ertunç da buluşamayacağını söyleyen kişiyi canlandırsın. Evet Ertunç, karşılıklı oynuyorsunuz, tamam mı Kıvanç'la? Evet ara şimdi Kıvanç'ı, ben gitar kursuna gideceğim. Üzgünüm seninle buluşmaya gelemem de. Ama bunu böyle şey, hiç endişeli değilsin, umursamazsın böyle. Yani hiç üzülmüyorsun Kıvanç'la buluşamayacağın için. Öyle söyle, tamam mı? Alo? Ya nerede kaldın? Kaç saattir bekliyorum seni burada? Ben gelemeyeceğim. Gitar kursuna gideceğim. Oh, öyle rahatlık mı var? Ben seni kaç saattir bekliyorum burada? Hadi ne ya falan. Ne yapayım ya? Kursum var. Kursun önceden olduğunu bilmiyor muydun? Söyleseydin. Yok, bilmiyordum. Öyle olur mu? Olur. Oha, bir de olur diyorsun. Bir de şey yapıyorsun. Peki öyle olsun. Tamam, öyle olsun. Çok iyiydi. Bravo. Harikaydınız. Evet. Elif Tutkun, hazır mısın? Efendim Yaren'cim? Ben evde tek başımayım.
Tamam, o zaman sana evde tek başına korkan bir çocuğu canlandırırız, tamam mı? Bekle orada. Ayrıca şu an yalnız değilsin. Bak yanında tam 11 tane kişi daha var. Evet. Aa, Elif Tutkun, hazır mısın? Hazırım, öğretmenim. Elif, sen sergide sergi açmışsın. Resmin o sergide, tamam mı? Ve biri geliyor, resmini beğenmediğini söylüyor. Ve sen onu böyle sinirini belli etmeden kızdığını böyle hissettireceksin ama sen kimsin de benim resmimi beğenmiyorsun gibi değil. Daha böyle sakin sakin, hani o ressam kişiliğini bozmadan. Anlıyor musun? Tamam öğretmenim, öyle bileyim. O zaman başla bakalım, hadi. Hatta ben sana yardımcı olayım. Ay bu resim kimin ya? Ben hiç beğenmedim bu resmi. Şey, tamam, önemli değil. Yani ne bileyim, şu çizgiler falan hiç hoşuma gitmedi de bilmiyorum. Tamam. Anlıyor musunuz kimin bu resim? Evet, benim o resim. Aa, öyle mi? Pardon, hiç fark etmemişim. Tamam. Yok yok, önemli değil, tamam. Ay ben üzdüm mü biraz sizi? Şey yapamadım, pardon yok, ya. Yok yok, hayır, üzmediniz, merak etmeyin. Yok yok, siz yok. Sanki biraz sinirlendiniz gibi. Hayır. Yok, bir kızdınız ya, siz yanaklarınız falan kızardı sizin. Kızmadım, merak etmeyin. Efendim, sizin görüşünüze bağlı yani. Gerçekten harikaydı, çok güzel sorundun Elif ya. Zorlayabildiğim kadar zorlandım, çok güzel. Evet, süper. Evet, Hatice düzeldin mi? Kımıldı bakayım bir. Ha, evet, düzelmiş. Evet, Hatice sendeyiz, hazır mısın? Hatice neyi canlandırsın? Neyi canlandırsın Naşit öğretmenim? Var mı böyle vermek istediğin bir rol? Var. Hiç düşünmemiştim. Bir bakalım. Öğretmenim, benim aklıma fikir geldi. Söyleyeyim hemen Batuhan'cığım. Buluşmak için bir yere giderken süslenirken bir bakmış elbisesi yırtılmış. Aa, güzel durum. Evet Hatice, tam böyle benimle buluşmak için hazırlandığın sırada bir bakıyorsun elbisen yırtılmış. Evet. İzliyoruz senden. Böyle o hazırlanma anını falan, bize hepsini canlandır. Şöyle dizlerinin üstünde canlandırma ihtimali var mı? Kafanı göremiyoruz çünkü bu kadar çok kalktığında. Heh, evet, böyle daha iyi. Şunu şöyle bağlayacağım. Şöyle düşüreyim. Saçlarımı bakarayım. Takımı da takayım. Hazırım. Artık buluşmaya gidebilirim. Olamaz. Örtüsüm yanlış oldu. Evet, biraz donmuş olarak da gelse ben o olamaz çığlığını duydum Hatice'nin. Gerçekten süpersin Hatice'cim. Alkışlıyoruz seni de. Yaren, sana geliyoruz. Hazır mısın? Hazırsın, hazırsın. Yaren'cim, biri bir şey söyledi. Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki Kıvanç'cığım, dinliyorum. Şey, Yaren baloya gider, baloya gitmeden önce saçlarını yaptırırken o şeyci, kuaförcü saçını yanlış kesti. Böyle kökten falan kesti. Ay çok güzel bir durum. Yaren, işte artık böyle büyümüşsünüz, mezuniyet balonunuzu yapıyoruz, tamam mı? Sen de böyle tam kuaföre gitmişsin, hazırlanmışsın falan. Tam böyle son dakika kuaför makası bir atıyor. Gitti senin saç. Saçlar. Gitti saçlar. Kökten gitti. Evet, o anki durumunu bize canlandır. Hadi bakalım. Hatta geçiyor, ben de sana yardımcı olayım, kuaför olayım. Evet, hazır mısın? Ay Yaren Hanım, kımıldamayın bir saniye. Durun, yanlış yapıyorum. Ay gitti saç. Sende. Ne yaptınız siz ya? Ben bir şey yapmadım ki, siz çok kımıldadınız efendim. Ne yapayım yani? Ama bence yakıştı size bu halde yani. Şimdi moda biliyorsunuz, kızlar hep böyle sıfıra falan vurduruyor saçlarını. Yaren hadi kat birazcık kendini. Neredesin? Ekran değiştirdim. Bence yakıştı size bu saç ya. Siz çok mu sinirlendiniz? Ne oldu? Ya durdu, gidip duruyor ya. Ya çok sinirlendim. Elimden hiçbir şey diyemiyorum. Ay bayağı sinirlendiniz siz. Ben o zaman şöyle telafi edeyim. Kaynak yapayım ben size. Yakıştırayım o saçları oraya, olur mu? Olmaz. Yaren bir an o anı gerçekten yaşadı ve kal diye kaldı. Ay Allah'ım, kimselere böyle kazalar belalar vermesin. Evet. Amin. Donmayan ekran istiyorum Mete. Ekranı ayarlar. Kendine doğru biraz indir. Mete hazır mısın durumun için? Öğretmenim gerçekten şu an... Öğretmenim. Efendim. Efendim odalar da... Efendim. Efendim Hatice. Hatice dondun, sonra söyle en iyisi. Mete buldum senin durumunu, hazır mısın? Öğretmenim ben bir durum buldum öğretmenim. Ben bir tane... Evet, Mete'ninkini buldum, ben söyleyeyim sonra dinleyeyim, olur mu Hatice? Ekranın çok donuyor çünkü, oyalanmayalım. Evet Mete. Durumun şu, sen bir şirketin patronusun, tamam mı? Böyle harika bir sunum ayarlamışsın. Ben de senin acemi asistanınım.
böyle senin bilgisayarın üzerine birazdan kahve dökeceğim, tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet, Mete'nin sesi size geliyor mu? Evet, evet. O zaman başlıyorum. Ay, yanımda da hiç bardak benzeri bir şey yokmuşmuş gibi yapayım o zaman. Mete Bey, kahvenizi getirin. Ay, 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 ay. Ben bardak getirebilirim. Kimden geliyor? Ya şey, Mete Bey, ben çok özür diliyorum. Yanlışlık da oldu. Böyle siz birden böyle ayağa kalkınca ben telaş yaptım. Birden dökülüverdi. Ne yapsak? Ne yapsak? Beni kovmazsınız değil mi? Ay, kovuldum, işten de kovuldum. Tüh, görüyor musun ya? Yalnız Mete kesin kovardı yani. Hiç ben yok. Bak, hala hırsını anlamadı. Orada beni hala kovuyor. Öğretmenim. Efendim? Öyle bir kovuldum diye bağırdı ki. Öyle bir kovuldum diye bağırdı ki. Sen gerçekten oradaymışım gibi oldun. Evet, gerçekten beni büyük bir keyifle kovdu Mete. Onu fark ettik. Evet, şimdi. Elif'cim, sen deyiz. Hazır mısın? Elif'cim, hazır mısın? Elif'cim, çek. Evet. Evet, Elif'e veriyorum o zaman durumunu. Elif'cim, sen böyle evde bebeklerinle güzel güzel oynuyorsun, tamam mı? Sonra abim böyle senin kurduğun böyle Legolardan bir evcilik oyunu var. Abim böyle geçerken pat diye böyle üstüne basıveriyor. Tamam mı? Durduk yere kardeş çatışması yapıyorum. Evet, hazır mısın? Ben abini canlandıracağım. Tamam. Öf, Elif ne yapıyorsun burada ya? Ay, ay ayağıma battı bir de bunlar ne burada ya? Sen de. Evet, şu an herkes susturmam gerekiyor Elif'in sesini duymak için. Elif, muhtemelen kullandığın cihazdan dolayı sesin çok az geliyor. Biraz yüksek sesle konuş ya da yakından konuş. Ben hep bastım bu oyuncaklara. Elif, kaç şerefa diyorum ben sana bunları ortaya koyma diye. Ben Elif'i duyamıyor muyum? Yoksa Elif'in sesi mi gelmiyor? Ayırt edemiyorum. Evet, Furkan, sendeyiz. Hazır mısın? He. Ne verelim Furkan'a anlaştı öğretmenim? Ben burada söyleyebilirim. Hocam, rol yok da ben söyleyebilirim. Furkan'a. Evet, fikir alayım. Ben hocam söyleyeyim. Kıvanç söyle. Ben. Durun. Hocam, Furkan'a fikir söyleyin. Tamam Furkan, ben de istiyormuş ama ben söylüyorum. Başkasının söylediğini kabul etmiyor Furkan. Peki. O zaman Furkan, söylüyorum. Hazır mısın? Senin durumun şu olsun. Sen böyle kek yapmışsın, tamam mı? Sonra keki fırına koymuşsun, uyuyakalmışsın. Bir uyanıyorsun, oh kek yanmış, eyvah. Tamam mı? O anı bize bir canlandır, böyle uykudan uyanışını, kekin yandığını, ay ben burada nasıl uyudumları falan bize bir canlandır, tamam mı? O zaman başla bakalım, hadi oyun. Mayayı döküyorum. Yok yok, o kadar geri almana gerek yok. Keki yapmışsın, kek fırında. Sen sonra uyuyakalmışsın. Tamam, öpeyim, anladım ben, anladım. Hı-hı. Bir de döküyor, çikolatayı döküyor. Tamam, o fırında. Evet, o fırında. O koku ne ya? Allah! Kek yapmış! Kek yapmışsın ya! Neyse ki evet, Furkan bayağı böyle dibine kadar o kekin yandığını bize hissettirdi. Evet, Furkan, bunları bir kek yakmazsın hayatında, yoksa bu telaşla muhtemelen o an böyle ne olur bilmiyorum. Evet, Emir, hazır mısın? Hocam, söyleyeyim mi? Emir, evet, Kıvanç sana durum veriyor. Emir, iyi dinle. Evet Kıvanç. Şimdi Emir mangala gidecek. Bütün her şeyini toplamış ama mangala gitmeden önce etini buzdolabında unutmuş. Eyvah. Mangala gittiniz, her şey hazır. Mangalı da yapmışsın ama etleri dolu. Arkadaşların falan mahcup edecek arkadaş. Arkadaşların falan. Herkese rezil oldum. Hadi bakalım. Emir, Emir, çağırdın bizi bu mangala ya. Hadi etleri at da yiyek ya. Acıktık hadi. Mangalı evde unutmuşum. Nasıl mangal? Mangal önünde ya, mangalı evde unutmamışsın oğlum. Evet, etleri. Ne demek etleri evde unutmuşum? Ay, rezillik. Ne yiyeceğiz biz? İnek gibi burada ot yiyeceğiz, maydanoz, domates. Bak, acık.